Herkese merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Kaan Arlı. Ben İlkay Zaman. Evet, Mobil Trend adlı yeni programımızla karşınızdayız. Bu programda mobil trendleri, mobil cihazları ve taşınabilir aksesuarları sizler için değerlendirmeye çalışıyoruz. Haftanın mobil gelişmelerini. Aynen öyle. Mobil dünyada, mobil teknolojilerde neler oluyor bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Dilersen ilk konumuzla hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Kaan, bu hafta operatör haftası oldu. Operatörlerin akıllı telefonları çıktı. Turkcell T60 zaten 1-1,5 ay önce aslında lansmanı yapılmıştı. Aynen. Ama elimize gelmemişti. Dün itibariyle elimize ulaştı. Satışa da çıktı. İlk etapta Turkcell komutörü üzerinden 1 Temmuz'dan itibaren de bütün Turkcell mağazalarında bulabilecek izleyicilerimiz. Bu arada Vodafone da Smart 6 telefonu çıkarttı. Biri 5,5 inç, biri 5 inç. Diğer özellikler aslında birebir çok yakın diyebiliriz batarya haricinde. Teknik özelliklerden istiyorsan biraz sen bahset. Tamam. Fiyatlarından şimdi da. İki telefonda da Snapdragon 615 işlemci var. 2 GB sistem belleği, 16 GB dahili hafıza gibi seçenekler mevcut. Şimdi T60 modeli Snapdragon 615'in sınırlarını iyi tespit etmiş ki 720p ekran çözünürlüğü kullanmış. Vodafone Smart 6'sında Full HD ekran çözünürlüğü var ki yüksek detaylı oyunlarda Snapdragon'un biraz böyle dar boğaz yarattığını söyleyebiliriz aslında bu konuda. Aslında şöyle de bir şey var. 5,5 inci de ancak zaten Full HD kurtarırdı. Ya öyle de işte işlemci orada biraz darboğaz yaratıyor. Hani şimdi bakıldığı zaman 720p ile bitti, 615 işlemcisi daha iyi çalışıyor. Hani bak, yani bu bir gerçek. Evet. Şimdi iki telefon arasındaki ilk fark bu. İkincisinde batarya kapasitesinde bir fark var. 3000 mAh. 2400 mAh. 2400'de T60 modelinde Smart var. Smart 6'nın 3000 mAh. Orada da muhtemelen Full HD ekran çözünürlüğü aradaki 600 mAh'ı bir şekilde eritecektir diye düşünüyorum. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Aslına bakarsan piyasadaki üst düzey telefonlardan bahsediyorum. Samsung'un, LG'nin, HTC'nin, Sony'nin gibi. Çoğunun 2500 mAh falan batarya. 2500-2800. Biz bunu 2600. T60 incelerken de konuştuk. Değişik bir şey aslında değer. Yani bu rakamdaki, bu fiyatta satılan telefonlar için üstün bir batarya aslında. Ya şöyle, zaten kağıt üstünde Vodafone Smart 6'sı o segment içindeki en dolu cihazlardan biri. Evet. Yani Full HD ekran, 13 megapiksel kamera gibi seçenekler. 5 megapiksel ön kamera. Yani dolu dolu bir telefon. Yani tasarım anlamında da iyi, kötü değil. Ama ben açıkçası Turkcell T60'ı daha böyle operatör telefonlar arasında donanım dengesi olarak daha mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Biraz daha önde mi görüyorsun? Biraz daha önde görüyorum. Onun da sebebi şu işte, 615 işlemcisiyle birlikte Full HD ekranın biraz dar boğaz yarattığını gördük. 720p ekran daha iyi çalışıyor gibi geldi bana. İnsanlar soruyor çünkü sürekli T60 mı Smart 6 mı, T60 mı Smart 6 mı. Şimdi arada da bir de 150-200 liralık fiyat farkı var. Bir de şöyle bir şey var. Bakıldığı zaman. Evet, bir de şöyle bir şey var. Beklenti de belli. Şimdi 720p diyoruz ama 5 inç bir ekranda 720p'nin yetersiz olduğunu kimse söyleyemez aslında. Yok, yeterli. Bence de yeterli. Gayet yeterli. Tamam, Full HD olursa çok daha iyi olur. Ama Full HD olursa da bu sefer bataryadan. Hem bataryadan çok fazla, yani 720p'ye göre fazla tüketim yapacak. Evet. Hem de işlemcinin, grafik işlemcisini biraz daha böyle terletecek. Hani bunu biz oyun denemelerinde de gördük zaten. İşte yani bazı oyunlar. Zaten detaylı incelemelerini. Aynen, detaylı incelemeleri siz de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Orada hani bakıldığı zaman 720p işlemci daha mantıklı bir çözüm olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şimdi fiyatları konuşacağımız zaman da Smart 6'nın fiyatı bu donanımla birlikte muazzam iyi bir fiyat. Şimdi ben de oraya geleceğim aslında. Çok ciddi bir rekabet başlıyor. Turkcell T serisinde T40'tan sonra aslında aradığını buldu. Yani T10, T20, T30 falan filan onlar artık şey. Onlar biz ne yapabiliyoruz telefonlarıydı. T40'da biraz ivmelendi. T50'de coştu. 500 bin satış yaptı. 500 bin çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir satış. 500 yani ciddi bir rakam. T60'da 1 milyona yaklaşmasını hedefliyorlar. Ama Vodafone Smart 6, Vodafone telefonuyla ilgili rakam bilmiyoruz. Paylaşmıyorlar. Açıklamıyorlar. Yani global bir şey olabilir bu karar, arada. Evet. Global, yani dünyanın hiçbirini paylaşmıyor olabilirler. Şöyle söyleyeyim. Bence aynı segmentte, fiyat anlamındaki aynı segmentte telefonlara bakarsan kötü değiller. İkisi de iyi. Performansları gayet iyi. Özellikleri de gayet iyi. Turkcell'in biraz daha kullanım farklılıkları var. Değişik özellikleri var. Vodafone'da da yine keza ona karşılık bir şeyler var. Ben iyi bir rekabetin olacağını düşünüyorum. Güzel olmuş. İkisi de satacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum ama hani insanların bir şeyi var. Yol ayrımı var şu an. Turkcell T60 mı, Vodafone Smart 6 mı? Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Smart 6 bu fiyatla, bu özelliklerle çok iyi. Ama şimdi iki operatörü de gayet iyi. İyi, gerçekten T60 değil ama hani insanlar böyle her şeyin kağıt üstünde daha iyi olmasını istediği pozisyonda Vodafone Smart 6 Full HD ekranın var dedirtecek bir cihaz olduğu için biraz daha iyi görünüyor. Bir adım öne çıkıyor ama benim iki model arasındaki tercihim yani %55 T60,
Ya da %60-60 diyeyim, hadi şey olsun. 60-60 olsun. Kafiyeli olsun. %40-%45'te Vodafone'un Smart 6'sı olurdu. Şimdi iki operatörün de ilginç bir stratejisi oldu. İşte ön siparişte şu kadar fiyata satıyoruz. Ya o da enteresan. Şimdi onu eleştirmek lazım aslında. Eleştirmek lazım, bahsetmek lazım. Biz Vodafone Smart 6'nın toplantısına gittiğimizde Kaan'la beraber katıldık lansman toplantısına. Ender Bey orada dedi ki ön sipariş limiti yok dedi. Yok dedi ama 200'le sınırlı bırakmışlar. 200'le sınırlı bırak. Çünkü gelen bültende de 200'le sınırlıydı. İnsanlar da... Bilgi yanlışlığı işte. Evet, bir karışıklık olmuş. 200 sınırlıydı aslında. Yani doğru olan 200 rakamı. 200'den sonra zaten almadılar sipariş. Evet. Yani ön sipariş... Ön sipariş olayı bitti. Bitti canım. Bu bayağı ya, oldu. Onda zaten çok kısa bir sürede kapattılar yani ön sipariş. Çok kısa sürede kapattılar. 1 Temmuz'da satışa çıkacak. 699 lira fiyattan 899'a çıkacak bir de işte yani, oradan sonra. Ya ön siparişte 200 lira karım var. Yani ben Vodafone'un yerinde olsam 699'dan devam ederdim açıkçası. Vallahi şöyle söyleyeyim. Turkcell T60'da, Vodafone Smart 6'da bence aynı fiyattan istediğin satış rakamlarına ulaşmak için yapacaklar öyle bir hamle diye düşünüyorum. Benim fikrim tabii yani, bence. Mantıklısı bu aslında. Şimdi hani 699 lira işte atıyorum böyle bir saat geç kaldın diye 200 lira niye veresin? Bir de şöyle bir şey var. Sony'nin ve General Mobile'ın fiyat performans anlamına çok yakın ürünleri var. Aynen öyle ki ortada bir General Mobile 4G var. Evet. Sırf yani 2 sene Android yazılımını garanti alacağı için bile hani bu cihazların bir tık önüne çıkabilir. Fiyat anlamında da gayet uygun ama işte orada General Mobile 4G'nin şöyle bir sıkıntısı var. İşlemci tarafında iki modelden de bir geride. Snapdragon 410 var. Hani oradan biraz bir darbe yiyor ama yani operatör telefonları bence çok güzel bir şey kazandılar. Hani 1 Temmuz'dan itibaren zaten ne olacak göreceğiz. Satın alınabilecek. Yani iki telefon da hem tasarım anlamında hem teknik anlamda yani operatör telefonu olmanın da üstüne çıktılar bence. Evet. Kaan, şimdi bu haftanın bir de Plus haftası. Plus haftası. Bu hafta zaten her şeyin haftası. Operatör haftası, Plus haftası. Aynen. Şaka bir yana bu haftanın öne çıkan haberlerinden bir tanesi de Z3 Plus'tan sonra HTC One M9 Plus'ın evet, piyasaya çıkması. İsimler bozuyor artık ya. Plus yani böyle bir internette yazdığında da böyle bir değişik Plus. Plus mu yazsam artı mı yazsam? Artı mı yazsam falan. Karambole gidiyor. iPhone acaba Plus nasıl indeksler falan diye böyle değişik olabilir. Z3'ten sonra HTC de Plus işine girdi. Hı hı. Plus modasına uydu diyelim. iPhone da girdi aslında. Apple da girdi aslında. iPhone 6 Plus. Zaten ataları iPhone. Yani iPhone'u da aslında Plus'ta hiçbir şey yok ki abi. Yazılım tabanlı. Ne işlemcisi değişiyor. Yani donanım anlamında hiçbir şey değişmiyor. Sadece yazılım değişiyor. Şeyde yalnız M9 Z3 Plus biraz fark ettiriyor. Donanımda da fark ettiriyor. Şimdi biraz Z3 sözünü kestim. M9 Plus'ta daha köklü değişiklikler var. Tabii canım ya M9 Plus başlı başına tasarımı değiştirseler yeni bir telefon olarak gidermiş yani piyasaya. Sonra evet. M10 diye satılırmış. Yuttururlarmış diyorsun. Raflara girermiş. Şimdi Z3'ten biraz konuşalım. Z3 Snapdragon 801 AC işlemcisiyle gelmişti. 2.5 GHz'lik 4 çekirdekli işlemci. Şimdi piyasaya, eski Z3'ten bahsediyoruz. Evet, Z3 Plus'tan eski değil. Eski derken Z3'ten bahsediyoruz. Z3'ten bahsediyoruz. Evet. Z3 Plus modeli ise Snapdragon'un en son işlemcisine bir yükseltme yaptı. 810 işlemciye sahip oldu. HTC M9 Plus tarafında da 810 işlemcisinden kaçış var bu arada. Evet. Yani 810 işlemci M9'da vardı. M9 ama Plus'da MediaTek işlemciye geçtiler. Sektörün çoğu Snapdragon'dan kaçar oldu. İşte yani bazı firmalar kaçarken mesela LG de 810 yerine 808 kullandı G4 modelinde. Z3 Plus'ta 810 işlemcisine geçti. Tabii sadece tek değişiklik bu değil. Tasarımda da ufak değişiklikler var. İşte alttaki üstteki hoparlör ızgaraları daha bir gizlendi kasaya falan. Evet. Hani ufak makyaj otomobilden düşün. Küçük makyajlar yapıldı. Yılda bir kere makyaj yapar ya otomobilciler. Aynen öyle. Küçük bir makyaj yedi. Onun dışında işte su geçirmez yapısını önceden kapaklarla sağlıyordu. Onu egal ettiler artık. Kapaksız da su geçirmez bir yapıya sahip oldu. Muhtemelen kasa içinde bir conta sistemi yaptılar. Bariyer. Conta. Aynen, John Travolta. Böyle teknolojik bir cihaz adı. Conta ne kadar böyle şey duruyor değil mi? Avan duruyor. Şimdi telefonumuzu contasını da değiştirdik. Aynen, muhtemelen yani öyle bir şekilde kapaksız olarak. En büyük bence değişiklik parmak izi. Tabii M9 Plus hem işlemci tarafında hem grafik işlemcisi tarafında hem ekran çözünürlüğü tarafında tamamen değişmişken bir de parmak izi okuyucusu geldi. İşte telefonun altındaki boom sound hoparlörleri ortadan ikiye yardılar. Kızıldeniz'i yarar gibi yardılar hoparlörü. Şimdi ilk başta görsellerle ilgili şöyle bir şey söyleniyordu. Şimdi tuşa devam et. Tuş işlev görecek mi görmeyecek mi endişesi vardı insanlarda. Tamam parmak izi oldu da tuş
baskılı mı yoksa ne? Hiçbir şey. Hani hatta şöyle bir şey söylendi. O tuşun bir işlevi yok. Sadece bir şey dokunmatik ekran şey parmak izi tarayıcısı. Böyle saçma bir merak olabilir mi ya? Ama hani bir şey söylenmedi. Çok enteresan bir şey ama. Böyle merak olur mu yani? Oraya tuş koyuyorsan bir şey olacak. O tuş anlamına gelecek. Aynen yani. Öyle ama işte burayı ilk önce parmak izi okuyucu diye lanse ettiler. Hani orada bir tuş var mı yok mu? HTC de çok fazla dillendirmedi o tarafı. Sonucunda da telefon bize geldi incelemek için. İnceledik. O tuşun da bir dokunmatik yüzey olduğunu onaylamış olduk. Tabii canım. Yani insanlar böyle Samsung'un telefonlarındaki o home tuşuna benzettiler. Acaba basınçlı bir tuş mu yani baskılı bir tuş mu? Değil. Dokunmatik bir yüzey var orada. Etrafı da parmak izi tarayıcısı ve çok çok iyi çalışıyor parmak izi tarayıcısı. Şey çok güzel. Mesela iPhone'la karşılaştıracak olursak ve diğer telefonlarla hiçbir şekilde iki kere basmana gerek yok. Yok, uykudayken bile geçiş yapabiliyor. Uykudayken geçiş, o çok güzel bir özellik. Huawei'in Ascend Mate 7 modelinde de vardı benzer bir şey. Ama parmak izini müthiş kullanmıştı. Yani HTC burada. Telefonun işte ekran boyutu büyüdü. 5.2 inç çıktı. Kamerasında şöyle bir değişiklik var. M8 zamanındaki duo kameraya geldiler. M9 çift Plus'ta. Kamera. Çift kameraya evet. Geldiler ama bir artıyla birlikte. Şimdi M8'de duo kamerayı ultrapikselle işte 4 megapiksel artı 2 megapiksel şeklinde kullanmışlardı ve bence skandal bir hareketti. Hakikaten yani bir fiyasko koydu. M9 Plus'ta şuradaki ana kamera, şöyle uzanarak gösteriyorum maç anlatır gibi. Şuradaki ana kamera 20.1 megapiksel çözünürlüğe sahip. Üstteki işte alan derinliği ölçebilen kamera da duo kamerayla birlikte çalıştığı zaman 2.1 megapiksel bir gerçek çözünürlüğü mevcut. Hani o açıdan güzel. Ön taraftaki ultra piksel işte 4 megapiksellik kamera devam ediyor tabii. İşte arka tarafta bir değişim söz konusu. İşlemcide de değişim söz konusu. MediaTek'e geçtiler 8 çekirdekli 2.2 GHz'de çalışan. İşlemcisi değişti. Bir köklü değişikliği oldu diyebiliriz. Çok ciddi bir değişiklik evet. Var burada. Onun dışında M9 modelindeki Full HD ekran yerine 2K ekran çözünürlüğüne çıktılar. Güzel oldu. Güzel olmuş. Evet yani bu ekran boyutu için 2K oldukça iyi. Şimdi batarya tarafında da bir değişim beklerdik. Batarya tarafında bu arada değişiklik yok. M9 arasında bir şey farkı var. Ekran büyüklüğü farkı tabii var. Tabii ki zaten boyut farkı var. Boyut farkı var. Aynen öyle bir boyut farkı var. Bunun dışında batarya kapasitesi aynı kaldı. Hani baktığımız zaman bataryada bence kasa hafif bir büyümüşken bataryayı da bir çıtır büyütseler aslında fena olmazmış. Son olarak eşisi M9 Plus'la ilgili fiyat 2999. 3000 lira değil. İşte bak ben mesela onu söylüyorum. 3000 olsa alınmaz. Alınmaz. 2999 soru işareti. 3000 olursa pahalı abi 3000 lira alınmaz. 2999. Yani bu şöyle söyleyeyim. 2999 da çok aslında. Bir telefon için aslında çok. Ya M9 Plus özel bir şey değil yani benim düşüncem. M9 Plus özel değil tabii o söylediğimiz yanlış anlaşılmasın ama şöyle de bir şey var. Kişiden kişiye de değişir. Ya bilmiyorum bence yani 3000 lira bir telefonu artık vermek hani ne yapıyorsun 3000 liralık telefonu ya da 2500 liralık 2200 liralık telefonu yapmadığı ne yapacaksın sorusu. Peki bir şey söyleyeceğim. iPhone kaç lira? 6. Ya da Türkiye'de. Aynı piyasada aşağı yukarı aynı piyasada ama şimdi insanlar orada hani iPhone diye alıyor. Heh işte marka. Aynen öyle. Yani iPhone alırken insanlar koşa koşa gidip alıyorlar. Aynen öyle. Kapısında yani, yatıyorlar. Kapıda yatıyorlar. Fiyata bakmıyorlar. Ya da 3-5 ay önceden diyorlar ki şimdi bunun Eylül'de S'i gelir. S'i pesi bir şey gelir. Biz bir cebimize 300-500 dolar koyalım. Ne olur ne olmaz diyorlar. Yani böyle de bir algı var. Yurt dışından bahsediyorum. Türkiye'de bu 2500-3000 seviyesi arasında. Zaten ben operatörlerin en çok iPhone sattığını düşünüyorum. Türkiye'de deli gibi iPhone. Gerçi Apple Store'dan sonra değişmiştir. Muhtemelen. O da ayrı ama operatörler daha çok satıyor. Çünkü telefonu bir paketle almak çok daha mantıklı. Şimdi son olarak Z3 Plus'a dönelim. Z3 evet. Plus'la dediğimiz gibi Z3 ile arasında en ciddi fark işlemci bazında oldu. Bunun dışında diğer özelliklerini koruyor. Benzer özellikleri koruyor. Batarya kapasitesinde çok ufak bir daralmaya güncelleme. Gittiler. Evet yani biraz kapasiteyi düşürdüler batarya tarafında ama yine Sony'nin iddiası 48 saatlik kullanım vaat ediyorlar. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir kullanıma şey. Kullanıma göre değişiyor. Yani o kağıt bana bugün 48 saat benim kullanım senaryoma 48 saat gidecek bir telefon yok. Kiminin de vardır. Mesela atıyorum örneğin. Bana göre yok. Bana göre de yok ama kiminin de vardır yani kullanımdan kullanıma ya, değişir. Ya tabii ki kesinlikle öyle. Yani şöyle insanlar da var Kaan. Akıllı telefon alıp hiçbir şey yapmayanlar var. Yani işte sadece masaya koymak için. Telefonum arabanın anahtarının yanına. Aynen. Telefonum bu şekilde. iPhone kullanıyorum. İşte HTC M9 Plus çıkmış gittim onu aldım diyen. Ya da işte Edge aldım S6 Edge. G4 kanka bende G3 vardı hemen G4 aldım. Ha, dayanamadım falan. Hiçbir şey. İşte o adam uzun kullanır.
Tabii ben kullanamam. Ben de kullanamam. Yani sen de kullanamazsın. 48 saat benim kullanım senaryoma gidecek bir telefon şu bu an videoyu, dünyada yok yani. Bu videoyu izleyen birçok kişi de kullanamaz. Adım gibi eminim. Şimdi son olarak Z3 Plus'ın fiyatını da söyleyelim. 2499 liradan. 2500 değil. Hayır, o da süper. Değil. O da yani kutunun içine 1 lira koymuşlar. 2500 oluyorsun. SIM kart çıkartma iğnesinin yanında 1 lira. Şeylerde vardı. O paket satılan tişörtler vardı. Neydi onun adı? T-Box mıydı? Herhalde T-Box. Onların içinde kuruş vardı. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Para üstü paketlerin içindeydi. İlginç. Yani tam böyle kare şeklinde zaten satıyor, sıkıştırılmış vakumlu. Üzerinde de 25 kuruş muydu? 10 kuruş muydu bilmiyorum. Fiyatını bilmiyorum ama para üstünü şeyin içine koymuşlar. Tişörtün içine koymuşlar. Yani evet, yaza kasadan böyle zık zık böyle bozuk para çıkarmak yerine tabii. Hazır tutmuş o tarafı. Bu da 2500 lirayı vereceksin. 1 lirayı. 1 lira para üstü içinde. İçinde. İçinizde. İçinde. İçinizde. Şimdi Plus'larla alakalı bir de söylenti var tabii. S6 Edge Plus. S6 Edge Plus. Daha. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Meksikalılar Arjantinli isimleri. Aynen. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Şimdi onunla alakalı yalnız isim dışında hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Sadece isim var. Turkcell o konuda ne güzel. T60. Bitti. Aynen bitti. T60 bu kadar. Ya Casper'da isimlendirme konusunda güzel. Via V8, Via V6. Onda bile iki tane var. Turkcell T60. İlk telefonları çok iyi. T10. Tek nefeste çıkıyor yani T10. T10 versene. Bir de diyorsun ki Samsung Galaxy H6 Plus onu ver. Söylerken yenisi çıkıyor falan böyle. Yani S6 H Plus istiyorum derken. Alejandro, Reynaldo, Maximiliano, Rodriguez falan gibi böyle değişik. Sen Hugo Boss ver devam edelim falan. Şimdi S6 H Plus ile alakalı ekran boyutu dışında aslında hiçbir şey yok. 5.5 inç ekran boyutu. Bu da tabii hurafe şu anda. Aynen. Çıkıp yani çıkmayacağı belli değil. Sızdırılmış bir tane render tasarım var sadece. Evet. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. İşte Eylül ayı gibi IFA'da varsa görürüz. Yoksa zaten Mobil Dünya Kongresi'ne kadar o iş. Hatta bu ara S7 geyiklere de dönmeye başladı. O da çok ayrı bir konu ama. Eylül'de göreceğiz IFA'da. Aynen. Bence her ne kadar Samsung orada bu yıl çok patlatmayacağız bir şeyler dese de bence patlatacaklar. Bence de. Çünkü yani son 3 seneyi Note serisiyle doldurdular orada. Note serisiyle doldurdular. Bir de şöyle bir şey var. Farkındaysan son bir ayın gündemine Plus'lar oturdu. Aynen öyle. Geldi, geliyor, gelecek. Z4 zaten daha hiç yok ortada. Yalnız Samsung Galaxy S6 Edge Plus bu gündeme oturur, bir daha da kalkmaz. Hazretleri. Ha, bir daha da kalkmaz. Evet. Yani bakalım göreceğiz. S6 Edge Plus diye bir model çıkacak mı, ama şu anda piyasadaki popüler Plus modeller bunlar. Şimdi niye Plus yapıyorlar? Hani niye Plus yapıyorlar? İşte bir önceki modelde böyle teknolojiye ayak uyduramayıp yakalayamadıkları trendleri sıfırdan bir şey olmasın. Aman biz bir makyaj yiyelim diye mesela şey yapıyorlar. Z3 Plus'ta işlemciyi yakalayamadı Snapdragon 810'u. Onun için geldi. Bir de şöyle bir şey var Kaan. Bu işler aslında zor işler. Tabii. Dene yanıl yönteminin en ağır işlediği, en ceza verici ve cezaların da çok büyük olduğu işler. Aynen öyle. Tüm dünyada ürün satıyorsun, bir ürün geliştiriyorsun, bu cep telefonu, akıllı telefon, ve diyorsun ki duo kameraya tekrar dönelim. Dönmeyelim mi? Hı hı. MediaTek mi kullanalım? Snapdragon'da devam mı edelim? Şu şöyle mi olur? Bunlar dene yanıl gibi geliyor insanlar ama çok ciddi riskler, operasyonlar ve çok ciddi riskler. Hı hı. Ufak tefek işler değil yani. Yani şu telefonları tutmayıp hiç satmaması demek o firmanın çok bitmesi ağır demek. Bir zarar, çok ciddi zarar çok ciddi demek bir zarara yani. Uğraması demek. Şimdi piyasadaki en Plus modelleri bunlar. İşte bir tanesi teknolojiyi yakalayamadığı için Plus modeliyle dediler ki Z4 diye lanse edildi bu cihazlar önce. Sonra Z3 Plus'a döndü isimleri. Z4 hala yok ortada. Yok. İşte Japonya'da falan Z4 adıyla gidiyor bunlar. Hani global pazarda Z3 Plus. Z4 adı altında kisvesiyle satılan. Tabii global pazarda Z3 Plus olarak gidiyor. Şimdi M9 Plus'ta da M9'daki bazı sıkıntıları arındırmak için bir model oldu aslında bu. Evet. Snapdragon 810 cayır cayır yanışı, metal kasada ciddi anlamda hissedişin. Bunları yok etmek adına da M9 Plus işte sağdan sola oradan büyüttüler, işlemci değiştiler vesaire derken Plus modeli çıktı. Çünkü bu donanımla, bu tasarımla yeni bir seriye giriş olmaz. Makyaj yedi işte. Doğru. En kısası bu. Geçelim diğer konumuza. Bir diğer konumuz bu haftanın yine öne çıkan konularından Lollipop 5 bir güncellemesi. Bir oldu. Aynen değişik. Evet. Yenen Lollipop değil bu arada, onu da söyleyelim. Gerçi yenir ama ya. Şu görsellere baktığın zaman şunu ben yerim yani. Herkesi yediriyorlar, sen merak etme. Bütün üreticiler şu anda yediriyor. Aynen öyle. Lollipop 5.1.1 Lollipop'un süpürgesi
Şöyle bir aynen, yani bakalım, sıkıntı ne var ne yok ortalıkta bir süpüreyim geçeyim. Aynen öyle. İşte Lollipop 5.1.1 ile birlikte aslında firmalar şu anki hali hazırda olan bazı sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Mesela işte sadece aslında sıkıntı dediği yenilikler de getirmeye çalışıyorlar. Farklı şeyler de var. Lollipop şimdi mesela 5.1'de. LG G4 5.1 ile geldi. Şu anda güncel anlamda fabrika çıkışı en güncel telefon LG G4. Öte yandan G3 tarafında 5.1.1 ile ilgili sıkıntılı bir haber var. O da şu, 5.0.2 ile alamayacak. Evet. Daha doğrusu alamayacak iddiaları var. Büyük bir oranda da tutarlı iddialar bunlar. Şimdi Android 5.0.2 ile birlikte G3 telefonlarında, G3 modellerinde, G3 deyince aklıma hep piyade tüfeği geliyor ama hani çok sekmeden orada. Oralara gitmeden. Oralara çok girmeden. Şimdi kablosu, işte Wi-Fi'deki bağlantı. G3 deyince benim de aklıma Logitech geliyor mesela. Klavye, mouse falan değil mi? Yani ilgi, algı işte abi. Algıda aynen, seçicilik. Evet. Şimdi Logitech G3 diyecektim. Bak LG G3 modelinde 5.0.2 ile birlikte işte kablosuzluğun bağlantı kalitesindeki performans sıkıntıları. İşte bunun dışında batarya tarafındaki hızlı batarya tüketimi ve yavaş şarj olma süresi gibi sıkıntıların 5.1.1 ile çözüleceğini LG G3 kullanıcıları bekliyordu. Aslında yalan oldu. Yalan oldu şu anda. Aslında sürüm birçok şeye sirayet ediyor. Hı-hı. Sadece şey değil, donanıma da yardımcı oluyor. Ya tabii ki. Yani, arayüzü iyileştirmeleri yapıyorlar vesaire falan filan. Aynen öyle. Şimdi Android 5.1.1 güncellemesini bekleyen kitlenin bir kısmı da Galaxy S6 ile S6 Edge kullanıcıları oldu. Niye? Çünkü 5.1.1 ile birlikte kamera tarafında zaten çok başarılı olan bir gelecek telefonun ama çok başarılı olan bir telefonun kamera modları geliştirilecek. 5.1.1 ile birlikte işte manuel, full manuel, yani bir SLR makinelerdeki gibi ya da şu an G4'ün sunduğu gibi enstantane hızına kadar elle ayar yaptırılabilecek kamera seçeneklerinin 5.1.1 ile geleceği söyleniyor. Evet. Bunun dışında misafir modu diye bir olay var. Lollipop'la birlikte gelen. Yani olay şu, sen mesela telefonda kendi özel verilerin var ama senin etrafında da bu telefonu sürekli bir kurcalamak isteyen insanlar var. Sen onlara bir misafir hesabı açıyorsun. Diyorsa ki senin alanın bu kadar, burada istediğin kadar takıl. Peki bir şey söyleyeceğim. Açsana kız arkadaşına misafir hesabı. İşte. Ne olur biliyor musun? Yandın. Bittin. Yani senin misafirliğin biter o evde. Hani aynen direkt öyle. Kapının önündesin. Senin misafirliğin biter. Bir de ben bu muyum böyle ben gider yani. Tabii. Onu canım, arkadaşlarına yaparsın. Aynen öyle. Yani böyle iş ortamında falan filan. Çoluk çocuğun olduğu ortamda yaparsın aynen, mesela. O faydalı olur. Yani çünkü orada sadece galeri mesaj kitleme değil. Hani işte Google Play'den vesaire satın alma işlemlerine kadar kitlemeler, yani kısıtlamalar getirebiliyorsun. Yani böyle standart senin birçok şeyi kapatıyorsun. Senin çizgilerin aslında kadar kullanabiliyorlar. Dummy oluyor, bildiğin böyle dummy oluyor. Bunun dışında Android 5.1.1'in tabii sistem stabilitesi anlamında da çok büyük getirileri olacağı söyleniyor. Android M öncesi. Tabii şu anda bütün üreticiler hazırlık içinde ama tabii sadece hazırlık olayı şey değil, arayüzle de uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Her firmanın kendine özel arayüzü var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir gerçek var ortada. Lollipop ilk geldiğinde bütün kullanıcılar ciddi sıkıntı çekti. Tabii sıkıntı yaşadılar. Çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Yani başta evet, batarya olmak üzere. Evet, batarya performansında sıkıntı oldu. Kablosuz performansında sıkıntı aynen oldu. Ön plana çıkmayan ama ciddi sıkıntılar hı-hı halinde böyle sinsil oldu. Şimdi biraz da aslına bakarsan çok hızlı geldi 5.1.1. Ben daha geç bekliyordum iyileştirmeyi. Hı-hı. Yani daha hızlı geldi. Yani evet, gerçi araya bir de Android M güncellemesiyle alakalı bir duyuru da yaptılar. Hani o benim şu anda mesela Android 5.1.1 ile alakalı çok bir beklentim kalmadı açıkçası. Android M'e geçeceğim diye. Ben Android M'i düşünmeye başladım. Android M neler getirecek diye, ama onu da muhtemelen yılın son çeyreğine ya da üçüncü çeyreğin sonlarına doğru falan kullanabilir hale göreceğiz ki. Bence 2016 operatör operatör telefonları değil, üst düzey telefonlarda işte TouchWiz arayüzü, Sense için onların uyarlaması bilmem ne derken 2016'nın başını büyük bir ihtimalle bulacak. Evet. Evet, bir sonraki konumuz da Android 5.1.1 ile hazır girmişken Android M ile devam edelim. Hızlı olacak bir geçiş yapalım. Aynen, hızlı yatay geçiş geçiş yapalım. Biz de güncelleyelim artık. Yatay geçişimize başlayalım. Aynen, şimdi Android M sürümü. Görüntülerimiz bu arada bu hafta Sony. Ya benim sesim bu aralar çok kötü ya. Hmm. Düzelecek, doktora gidiyorum. Hadi kusura bakalım, bakmasın izleyicilerimiz. Sony bu hafta, haberini de yaptık zaten, Android M'in beta versiyonunu hı-hı geliştiricilere açık olarak sundu. Zaten birçok modelde, Z2'de, Z1'de. 12 tane farklı model evet, çalışıyor şu anda. L1'de, Compact'ta, T-Ultra'da falan birçoğunda sundu. Onun zaten listesini haberimize de bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet. Bu onun videosu, onun görüntüleri aslında. Evet, şimdi Android M'le alakalı şunları söyleyelim. Google'ın I/O 2015 etkinliğinde tanıtıldı.
Herhangi bir kod numarası mevcut değil. Gerçi Sony'nin telefonlarındaki kod numaralarından 51.51. Şu an tam geldi. Evet. Tam üstüne denk geldi yani. Şurada, buyur. 51.51 hani çok değişik bir sürüm numarası olacak. Çünkü söylenmiş bir şey yok mesela Lollipop vesaire gibi kodlanmış bir isim yok. 51.51. Kodlanmış bir isim yok. Bunun dışında bakıldığı zaman resmi bir sürüm numarası yok. Android M aslında böyle bir kullanıcıların doğrudan arayüzle erişebileceği değil de arka taraftaki performans iyileştirmelerini içeren bir sürüm güncellemesi olacak. Neler yapacak şimdi bunlar? Onlardan doğrudan mıncıklanabilir değil, arkada çalışan, altyapıyı oluşturan bir sürüm aslında. Şimdi kullanıcıyı en ciddi şekilde ilgilendiren konusu Android M güncellemesinin uygulama izinleri tarafında tamamen kullanıcıya açık kapı bırakması oldu. Güzel bir şey bu. Çünkü evet. Bir program indiriyorsun Android işletim sisteminde. kamerana erişim izni alıyor. Mesajlarına erişim izni alıyor. Galerine, mikrofonuna, her konumuna falan, her şeyine. Evet. Şimdi Android M ile birlikte kullanıcılar artık hop diyebiliyorsun. Hop diyor. Bir dakika mesela arkadaş. WhatsApp'ı kuruyorsun. Tamam diyorsun ki WhatsApp'ta bana benim WhatsApp'tan kimseye sesli mesaj göndereceğim yok acı diyorsun. Mikrofona erişme. Kameraya da erişme. Ben kimseye fotoğraf yollamayacağım. Niye WhatsApp kullanıyorsun sorusu da gelir herhalde. Telefon o kadar akıllıysa bence ondan sonra. Bence onu koysunlar zaten direkt. Yani bakıldığı zaman. O zaman mektup yaz arkadaşım diyecek o da. Aynen, postayı yolla diyecek. SMS at bilmem ne diyecek. Şimdi işletim sisteminin en ciddi getirisi bu. İzinler tarafında. Hani kullanıcıyı tamamen serbest bırakıyor. Bunun dışında bildirim çubuğu tarafındaki bir iyileştirme ile birlikte de Wi-Fi ayarları ya da o kısa ayarların daha hızlı erişimler. Pencereden pencereye sarkmadan erişimler yapılabiliyor. Bir de tabii şimdi Sony henüz yapmamış ama Sony gibi bütün üreticiler de kendi arayüzlerini çakacaklar. İşte o yüzden de 2016'yı göreceğiz bunların tam hale geçmesiyle. Benim de yani sen son çeyrek falan diyorsun ama benim tahminim 2016'nın ilk çeyreği adam gibi kullanılır. Büyük bir ihtimalle. İlk çeyreğin başlarında aynen, adam büyük, gibi kullanılabilir büyük hale gelir. İhtimalle. Çünkü bakma ilk yapan yandı yavrum keten elva. Ya tabii. Düzeltmeler, hatalar, şunlar bunlar falan. Yani Lollipop'ta bahsettik ya. Hı hı. Lollipop 5.1.1'in aslında gelme sebebi eski geriden gelen hataları temizlemek. Ya tabii ki aynen öyle. Performans iyileştirmeleri ikinci planda yani. Aynen öyle. Temizlik yapacaklar aslında dediğin evet. gibi. Android M ile birlikte bir de özellikle telefonunu yoğun kullanmayan kullanıcılar için telefon uyku modundayken yani işte cebinizde, masanızda vesaire telefonun çok daha az güç tüketmesini sağlayacak bir algoritma hazırladılar. İşte telefon kendi bünyesindeki sensörleri kullanarak diyor ki mesela Kaan beni şu an kullanmıyor diyor. Ben niye bu kadar tüketiyorum ki diyor. Kullanıldığını hissediyorum. Dur en iyisi iki yatayım şurada diyor. Güç tüketimini azaltıyor. İşte Lollipop sürümüyle Android M sürümü arasında kıyaslamalara bakıldığında bekleme süresinde tam iki kata varan kullanım süresi avantaj sağlamış bu sürüm. Ama buradaki olay şu. Sık kullanan insan için değil, az kullanan insan için bir avantaj bu. Bir de Kaan şöyle bir şey de var. Google'ın Android'i getirmesinin, Android M'i getirmesinin başlı sebeplerinden bir tanesi bir takım şeylerin temellerini de atmak. Hı hı. Artık yavaş yavaş bu geliştiricilere önüne gelen herkes bir şey yapsın. Onu yapsın, bunu yapsından ziyade. Çünkü artık şöyle de bir şey var. Apple, iOS çok güvenli bir işletim sistemi. Çok güvenli evet. Ya bu izin kısmıyla o kısmı biraz çözecekler gibi. Evet. Yani çok güvenli. Güncelleme yaptığında bile onaya düşüyorsun. Hı hı. Uygulamanın yaptın. Çünkü Android'de en büyük problemlerden bir tanesi o aslında. Kimse baştan bir şey yapmıyor ama hemen bir güncelleme yapıyor. İçine bir şeyler attırıyor abicim. Problem orada çıkıyor. Hı-hı. Apple'da öyle bir şey yok. Apple diyor ki güncelleme yaptığın zaman da benden onay alacaksın. Onay sürecim var diyor. Şimdi biraz da Android böyle bir şey havasından güvenilmez, acaba mı havasını terk etmek ya için. Ya zararlı yazılım tarafında zaten Android aslında. Çok şey yani çok açık, ucu bucu çok açık yani. Zararlı yazılım dedim mi? Mobi tarafta Android. Yani başı çeker. Açıyor böyle kollarını. Aynen öyle. Çünkü bugün bir tane uygulama yapsan, yani herhangi birisi, izleyicilerimizden de birisi bir uygulama yapsa ne olur? Jantibi isimli iteledin mi? Tamam 5 işte. Saat sonra, belki de bir gün sonra online'sın. Herkes indirebilir. Aynen öyle. Bitti yani. Aynen ve istediğin gibi onu hazırlayıp paketleyip sunduğunda indiren kişinin o izinleri tek seferde onaylayan kişinin bütün içeriklerine ya da izin kapsamına ne varsa erişilebiliyor. Aynen öyle. Hani o açıdan Android M güvenlik tarafıyla gayet iyi. Bunun dışında Chrome tarayıcısında da ciddi iyileştirmelere gittiler. Küçük sekmelerle işte pencere içinde direkt kullanma. Bunun dışında işte mesela örnek veriyorum sen bana WhatsApp'tan bir link atıyorsun. Instagram linki. Şu anki sürümüyle Android işletim sistemi şunu yapıyor. Instagram linkine tıklıyorsun. Diyor ki
Instagram uygulamasında mı açayım? Tarayıcıda mı açayım? İşte nerede açayım? Abi Instagram uygulaması... iOS 9. Instagram uygulaması linki nereden gelirse gelsin Instagram'da açacaksın. Evet. Tutup da Instagram'ın linkini YouTube'da açacak halim yok benim. Hani ya bir şey söyleyeceğim. Bu açıdan da kullanıcılara bir kolaylık sağlıyor. İşte Android'in, şununla aç penceresi yok olacak aynen, artık. Android'in en kötü yanı bu. Birisini aramak için 5 kere tuşa basıyorsun abi. Seç, seçiyorsun. Bu mu? Evet bu. Bir daha tıklıyorsun. Ne yapayım? Arayayım mı? Ara. Numarası bu, arayayım. E ara artık be kardeşim ya. Yani ara artık, anladın mı yani? Hani aramaktan vazgeçebilirsin o arada. Video, bana video yolladın demin dediğin gibi. Neyi de açayım? Lan neyi de açayım? Aç da. Neyi de açarsan aç. Ya işte orada... Yani video şimdi... oynatıcıyla aç. Onunla mı açayım, bununla mı açayım? Ya da işte fotoğraf. Yani uygulamada açmak her zaman daha mantıklıdır. Daha mantıklı, aynen. Mesela... Ya bir Twitter linkini Twitter'ın uygulamasını aç şimdi tarayıcıda açmak yerine. iOS'ta bu böyle. Yani mesela YouTube'dan bir şey yolladın bana diyelim ki WhatsApp üzerinden, tıklıyorum. Önce açmaya çalışıyorum, sonra tık ekran değişiyor, YouTube uygulaması geliyor. Yoksa YouTube uygulaman zaten yapacak bir şey yok. O zaman alternatif sunuyor zaten. Yani zaten şey üzerinden, tarayıcı üzerinden izliyorsun zaten. İşte bu Android M sürümüyle birlikte bu da gelecek. Bu da güzel gelişmelerden bir tanesi. Gereksiz pop-up'lardan, ekranlardan kurtulacak aynen yani. Aynen öyle. Bu çok ciddi bir gelişme. Chrome tarayıcısı tarafında da bazı geliştirmeler mevcut. Evet. Bunun dışında işte... Android M genel anlamda hani böyle görsel olarak çok da fazla bir şey sunmuyor. Hatta arka plan bahsettiğimiz konuların dışında hiçbir şey sunmuyor. Sony'nin 12 tane Xperia modeli içinde geliştirici sürümü hazırlandı. Geliştirici sürümünün yalnız şöyle bir durumu var. Çok da hızlı davrandı Sony bu arada orada. Çok hızlı davrandı. Ya zaten şeydi, gündelik kullanıma müsait değil bu yazılım. Zaten kamera ve modem çalışmıyor. Tavsiye etmiyorlar zaten. Yani bunu alıp yapmanız gereken, ya yapacağınız şey şu. Dur, merak Android ya, M neymiş? Merak, başka hiçbir şey değil. Merakını giderirsin. Aynen. Bunu yapmak için de en azından bir nevi biraz da ya, kodlamaları, hani Sony'nin kendi paylaştığı kodlama düzgün yapmanız gerekiyor. Zaten, burada kendi riskiniz altında zaten yapmanız gerekiyor. Zaten şu anda oturup yükleseniz bile hiçbir şey yok ki. Saf Android. Aynen öyle. Hiçbir şey yok. Ya insanların aradığı şey de bu aslında. Üst düzey telefonlarda saf Android arayüzü olsun istiyorlar ama şu anda kullanılabilir durumda değil yani. Hani işte modem çalışmıyor, kamera çalışmıyor. Sadece girip görüp bakabiliyorsunuz. Şey enteresan, 5151 enteresan. Evet, 5151 enteresan. Yani çok ara model. Evet. Yani o yüzden hani kullandığınız zaman size çok bir şey katmayacak. Sadece merakınızı biraz gidermiş olacaksınız. Ya zaten her şey merak değil mi amcim? Aynen, ne gelirse meraktan geliyor. Aynen. Bu tamam. Gizli mesajı da verildi. Vermesek iyiydi de vermiş olduk. Neyse devam, geçelim istiyorsan. Devam edelim, devam edelim. Bu haftanın bir bombası daha. Bence bu çok güzel olmuş. Çok da iyi olmuş. Çok da güzel olmuş. Var ya öyle bir Pele futbola mı dönüyor? Evet, Pele futbola dönüyor. Onun gibi bir şey aslında. Onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Nokia sahalara geri dönüyor. Dedi ki Mike Wang. Ya bu Çinli isimler de ne garip değil mi? Mike Wang falan filan böyle. Her şeyleri yani. Garip Çinlilerin baktığın zaman. Bir de seçtikleri isimler James, Mames falan. Özenti isimler. Değil mi? İngiliz isimleri de var Çinlilere. Adamların sonuçta senin adın ne? Kong Yang demesindense bir takma isim olmasın. Çok canlısın falan böyle. Ama seçtikleri isimler çok enteresan yani. Hep Poppy. Poppy isimler. Poppy isimler. Neyse Nokia dedi ki arkadaş ben Microsoft Cumhuriyetinden sıyrılıyorum. Özelliğimi ilan edeceğim. Kendi krallığımı. Bu kafayla özel olurlar çünkü. Kendi krallığımı ilan ediyorum tekrardan. Gelip yüzüğümü öperseniz verginizi alırım. Paşa paşa gönlünüze bakarım dedi. Bu Tarkan filmi gibi oldu ya. Biraz öyle bir şey oldu. Şaka bir yana Nokia sahalara geri dönüyor. Nokia 2006'da büyük ihtimalle 2015'te çalışmaları sürüyor ama 2016'da artık Nokia adı altında, Microsoft değil Nokia adı altında telefon üretmeye başlayacak. Windows işletim sistemiyle mi gideceklermiş peki? Büyük ihtimalle Windows'a gidecek. Yani Symbian'la devam etmeleri falan çok yersiz olacak. Android'e yıllardır karşılar. Nokia'nın başını yakan işletim sistemi oldu. Aynen öyle ve Android istemiyoruz, Android yapmayacağız oldu bunları. Aynen. Şey Symbian'a yapalım. Tutuldular. Aynen öyle. Bir Symbian ne oldu? Ellerinde patladı. Aynen. Windows Phone'da da aradıklarını bulamadılar. Sonra dediler ki Android istemiyoruz kardeşim dediler. Ondan sonra hatta Paul Otelli'nin de o zamanlar çok eleştirmişti internet CEO'su. Şey ne diyorlar işte Android düşünüyor musunuz? Acaba mı falan filan diye. İstemiyoruz dediler. Dediler ki biz Microsoft'çu olacağız dediler. Microsoft'a geçtiler. Yine kötü değil aslında. Yani yurt dışındaki kullanımlara bakarsan çok düşük değil. Ama şimdi Android tarafına geçselerdi bence Nokia bu durumda olmazdı. Gerçi şöyle bir şey var. Çok bir tane Android'li Nokia X, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir Android'li telefon yaptılar. Abi iyi ki de girmemişler Android işine ya. Ama çok, şimdi çok öyle deme. Yok bir modelle şey yapamazsın, bilemezsin. Öyle de öyle bir şeyle yani öyle bir şey gireceklerse hiç devam etsinler, takılsınlar burada. Yok yani bir modelle şey yapılmaz.
Tabii ölçülmez. Yani, yani. O işi şakası değiş. Bir yana. Tabii canım. Şimdi yılların Nokia'sı. Hani düşündüğün zaman... Abi bugün telefon konusunda yani çığır açmış. Tabii canım yani o 76 onlar, 66 çift sıfırlar, o tom 3650 tuşu böyle tabii yuvarlak canım. Tuş dizilimli falan. Yani onu bırak 11 sıfırın 12 sıfırın kaç milyon adet sattığını söylesek dudağım 33 şükür. Onlar falan tabii. Hani ki 33 onlar satmasa bile artık şu anda çok ağır geyik konusu yani hani takoz görüntüleriyle hiç, bilmem hiç unutmuyorum. Yılını tam hatırlamıyorum ama en az bir 10 yıl olmuştur rahat. Ne kadar olmuştur? 10 yıl olmuş mudur? Olmuştur. 8 yılı falan 7-8 yılları çok rahat var. Nokia'nın CEO'su o zamanki Türkiye'ye gelmişti. Ve bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki biz 30 serisiyle çok ciddi bir hata yaptık. Demişti. Millet niye ya? Hayırdır? Çok sattı mı? Çok sattı. Problem de orada. O çok sattı. Başka ürünler onların gölgesinde kaldı demişti. Evet. Çok ciddi bir satış rakamı elde ettiler. Aynen öyle. O kızaklı telefonlarıyla çok ciddi bir satış rakamı elde ettiler. Diğer telefonların gölgesinde kaldı. Yani evet. İleride akıllı telefon tarafında trendi de bence Symbian'la biraz fazla zorladılar. Çok üstüne oynadılar. Ya bak mesela Samsung da yaptı, tamam mı? Samsung telefonlarında BADA işletim sistemi BADA denedi. Olmayınca direkt sildi. Patlar patlamaz direkt bıraktı. Direkt sildi abi. Patlar zorlamadı. Tabii. Tamam zorlamadı. Dedi ki ha Android tamam. Zararın ufaktan ne işlemi olsam kardır dedi. Bir de Android'e doğru gidiyor çünkü. Bir de BADA'yı yaparken Android'li cihazla yapmaya devam ettiler. Symbian yapıyorsan bir de Android'e girseydin. Nokia olarak. Bak Samsung yaptı. BADA'yı yaptı. BADA ile bitti ama Android'e de devam etti. Ama Nokia öyle bir şey yapmadı. İşte dikine gitti bunun. Symbian'ın dikine gitti. Deli şeyine tutulmuş gibi böyle koşsa koşsana. Symbian'ın dikine gitti. Şey Microsoft'un kucağına attı kendini. Evet aynen öyle. Ama aynen. Microsoft da orada aslında iyi bir hamle yaptı. İlk zamanlar. Sonra baktı ki bu iş olacak gibi değil. Kendi ismini aldı. Kendi ismini aldı. Dedi aynen ki böyle gitmiyor. Şimdi en son 640 ve daha 640 X-Large modelleri geldi de Türkiye'ye bu arada satışa da çıktı. Bundan sonra acaba Microsoft arada bir şey çıkartır mı? Bugün de hatta bir okuyucumuz da sormuş aynısını. Ben de şöyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle çıkartmaz. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Aslında biraz karşıt bir düşünce olacak. Şimdi Windows 10'un mobile versiyonu da geliyor. Windows 10 tablette, bilgisayarda, masa üstünde, diz üstünde, cep telefonunda yani akıllı telefonda aynı ekosistemin içinde olacak. Bu yüzden Windows 10'u hani böyle çok okkalı böyle masaya ağırlığını koyabilecek bir cihazla bence gösterebilirler. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Windows 10'a çok güveniyorum. Tabii canım. Bugüne kadar gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Windows sürümü olacak. İnşallah. Bunu şu gösteriyor. Windows 8'deki şeyden sonra. Aynen. Yani o Windows 10'un aslında şöyle bir olayı vardır ya. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Şimdi Windows 8 kötüydü. Windows 9 iyi olurdu duyurulsaydı. Windows 10 hani bir korku yarattı. Sırada iyisi var. Aynen sırada iyisi var. Windows 10'u şu anda zaten biz hani preview sürümlerini kullanıyoruz. Ben ama Nokia'nın Windows'u bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü yani, Android'e geçiş Nokia için kolay olmaz. Olmaz. Çok ve büyük kendi... 2015'in ikinci çeyreğini bitirdik. Yani Haziran bitiyor. Yetiş mümkün değil. Ya bir dönsün bakalım Nokia sahalara. Hani iki tur atsın daha bakalım ne yapacağız, ne yaptılar, ne ettiler görelim. Gider bence. Gider çünkü yani. Nokia'nın şöyle bir avantajı vardı. Lumia serisi tamam hani Windows Phone'la işletim sistemi tercihinde insanları bir tarafa çekiyordu ama 15, kameraları 15-20'de yani, falan Lumia 1520 evet. 1020 falan kameraları çok iyiydi. Hani CarZeiss optik kamera falan da abi kamera. Ya aynen öyle yani sadece olay megapiksel değil kullandıkları lensler, aynen, sensörleri vesaire yani, de iyiydi. Herhalde kesinlikle öyle ama 40 megapiksel çok ciddi bir rakam yani. Aynen öyle. Yani güzel işler çıkardılar. Hani multimedya tarafında iyiydi işte ne bileyim. Tasarımları güzeldi telefonların bence. Hani, çok kabaydı ama ya. Ya çok kaba anlama şey anlamında mesela çok renkli tasarımları vardı. Herkes kendi zevkine. Tablet onlar abi. Kendi zevkine uygun rengi alabilir. Mesela ben sarı seviyorsam sarıyla alır takılırdım. Seviyor musun? Sarı mı seviyorsun? Sarı lacivert seviyorum ben. Allah korusun. Baktığın zaman yani hani bir dönsün bakalım ya Nokia bir neler yapacak bir görelim. Bence iyi olacak. Hatta ve hatta Windows'la tahminimce benim tahminim devam edecek. Microsoft'la. Tabii canım, o çok yüksek. Ve Nokia şunu da görecek. Ha bir de şundan bahsedelim. Stefano Lopp geri dönecek mi? Bilmiyorum. İnşallah dönmez. Yani kesinlikle akıllı bir adam. Zeki bir adam. Zaten zeki olmasa buralarda olmaz. Ama Nokia ile onların şeyi tutmadı ya. Kimyası oturmadı. Kimyası yani, oturmadı yani. Yapamadı adam orada. FIFA'daki kimya şeyi var ya Ultimate'de o tutmadı. Hep kırmızı çizgi. Tutmadı yani olmadı. Yani o gelirse yine böyle keskin dönüşler olabilir Nokia'nın. İnşallah gelmez. Nokia'yı da sahalarda görelim artık. Marka yani eksik. Evet.
Marka eksik, marka evet. Eksik. Yani şu anda akıllı telefon pazarı 3-4 tane markanın etrafında dönüyor. Yani 4 tane Samsung, marka domine etmiş durumda şu anda. Samsung, HTC, LG şu anda. Arada Çinliler var. Şöyle arada izliyorlar. Çinliler var. Son konumuzda zaten Çinliler olacak. İstiyorsan oraya bir zıplayalım. Çin'in parlayan yıldızı diyebilir miyiz? Bakalım. Geçelim diğer haberimize. Hadi geçelim. Kaan, bu haftanın son haberi, son gelişmesi Huawei P8. Evet, Huawei P8 aslında Huawei Ascent P8'di. Yani bu Ascent arada serisiyle gidiyordu ama Ascent ismini artık kaldırdılar telefonlarından. Evet. İşte Mate 7 oldu, P7, P8, P6. Şimdi P8 aslında P6 ile birlikte süre gelen bir kasa dizaynının devam modeli ve güzel bir tasarım, tasarım anlamında güzel iş çıkartıyorlar ama P6'da iyi başladı. P7'de ufak tefek hatalar yaptılar. Hı hı. Belli böyle şey, çok büyük hatalar değil ama kullanıcı adına, günlük kullanım açısından bazen sıkıntı yaratacak şeyler yaptılar. Şimdi P8'de bunları düzeltip ders aldılar. Aldıkları derslerin en güzeli bence tasarım tarafıydı Huawei'in. Evet. Tasarım tarafına çok özen göstermiyorlardı eski modellerde. Ascent P1 modeliyle birlikte tasarım olayına girdiler. P serisi başlattı. Ascent P1 muazzam güzel bir tasarım vardı. Harika bir kamerası vardı. G serisi biraz daha şey gibi ya. Piyasa telefonu gibi. G serisi piyasa telefonu, evet. İşte ya, yüksek batarya. Evet. İşte ortalama bir tasarım. Çok premium olmayan malzeme. Bu yarışta biz de varız. Aynen bizi öyle. De yani bizde sadece bu yok anlamında. Evet. Bir de şuraya ona bakın tarzı. Aynen. İşte tezgah altından abi şu da var. Böyle hani. Yok canım, Huawei artık o kadar değil. Ondan bahsedeceğim şimdi aslında. Şimdi Huawei Çinli. HTC de Çinli. Tayvanlı. Çinli abi, Tayvan işte. Tayvan ama işte. Peki tamam. Tayvan. Nereden alıyorsun vizeyi Computex'e giderken? Çin'den alıyorsun. Ben gitmedim Computex'e, o yüzden hiç almadım. Ben kaç kere gittim. Çin'den alıyorsun vizeyi. Yani Tayvan abi işte. Peki, tamam. Tayvan'ı izliyor. Hadi sana Tayvan'ı izle. Hadi bana Tayvan. Samsung, LG'ye bakıyorsun, Koreli. Şimdi Samsung, LG'nin marka bilinirliği açısından çok ciddi tavan durumdalar. Aynen öyle ki sadece akıllı telefon pazarı yok. Adamların yani bugün baktığınızda Samsung'un dozeri bile var yani. Ya Samsung'un köyü var. Köyde sadece Samsung mühendisleri yaşıyor. Her birinin tekstili böyle takım elbisesi, kravatın arkasını çeviriyorsun, Samsung yazıyor. Arabaları Samsung, telefon zaten saymıyorum. Evde çamaşır makinesi, beyaz eşyaların hepsi Samsung. Aynen öyle. Giysiye kadar üretiyor. Dozer falan filan. Dünyanın en büyük tersanesi Samsung'da falan filan. Neyse. Samsung'da, LG'de iyi bir marka birliğine sahipler. Çok ciddi bir marka birliğine sahipler tüm dünyada. Yani şunu demek istiyorum. Koreliler aslında pazarlama işini becerebiliyorlar. Evet. Becermeye başladılar. Çinlilerde bu yoktu. Mesela bana söyle de ki Çin'den çıkmış sadece telefon değil. Böyle bir sürü böyle herkesin bildiği çok yoğun olarak kullanan falan bir marka yok. Yani. Çok fazla markalaşamıyorlar. Mesela ben bir örnek vereyim. Bugün burada hepimiz Foxconn diyoruz değil mi? Tayvan merkezli o da. Tayvan merkezli. Foxconn falan diyoruz. Git Tayvan'a, Foxconn'da kimse bilmez. Honhai diyorsun, herkes aa çok büyük firma. Hı hı. Tabii dünya devi falan filan. Honhai'yi biliyorlar. Kimse Foxconn diye bilmiyor. Bu dışa dönüklüğü falan gösteriyor. Uzatmayayım. Huawei Çin'den çıkıp bir şeyler yapılabileceğini gösterdi aslında. Aynen. Özellikle öyle. Son bir yılda. Pazarlama anlamında da, yani hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, hem tasarım anlamında, özellik anlamında kafa kaldırdılar. Ya şimdi evet, tasarım ve özellik dedim. P8'in ufak bir çapta ne özelliklere sahip olduğunu da kısaca ondan söyleyelim. Ondan da girelim, evet. Şimdi benim burada başka bir konuya daha değineceğim hemen sonrasında. Huawei P8'de Kirin işlemcisinin 935 Kirin işlemcisi yer alıyor. İşte 2.0 GHz işlem hızına sahip. Malite, Rus işlemcisi gibi Kirin. Ha, Kirin ama Huawei'nin kendi ürettiği bir işlemci. İsmi diyorum Kirin. Bunun dışında Malite 628 grafik işlemcisi mevcut. MP4 modeli. 3 GB sistem belli. İşte 5.2 inç ekranda Full HD bence güzel bir çözünürlük. Onun dışında 13 megapiksel kamera, işte 8 megapiksel ön kamera gibi. Finalde de 2006 tam böyle arada. Güzel yani. 5.2, evet, ne fablete giriyor. Ne 5.5 ne 5. Aynen, ve hani kasa tasarımlarını ince yaptıkları için 5.2 elinde hani böyle şey durmuyor yani, böyle rahatsız edici durmuyor. Şeyi güzel yaptılar. Şu arka taraftaki o hareketi, jest çok güzel olmuş. Aynen. Bir speaker'ı öne aldılar. Hı hı. Speaker artık arkada değil. Hı hı. Çünkü çok saçma abi. Telefonu bir yere koyuyordun. Ses bu oluyordu. Bu oluyordu, aynen öyle. Speaker önde olur, arkada olmaz ki. Yani. Ya da en azından şu altlarda. Yanda, altta falan yap ama ilk P7'de onu yaptılar, o hataydı. Yani şimdi işlemci tarafında benim eleştireceğim bir nokta var. High silikon işlemcisiyle birlikte uzun zamandır... İşlemci de eleştireceğim. Niye MediaTek'ten almıyorsunuz malı? Evet. Gidiyorsunuz Kirin'den alıyorsunuz. Aynen öyle diyorum, çünkü Huawei kendi işlemcisini yapıyor, tamam güzel. İşte
kendi dizaynını yapıyor. Bir nevi Samsung gibi ilerlemeye çalışıyor. Samsung da şimdi kendi işlemcisiyle yürüyor gidiyor. Aldı başını gitti vesaire vesaire. Ama yıllardır şöyle bir şey var. Huawei'nin kendi işlemcilerinin işte yazılımda, optimizasyonda belirli sıkıntıları var. Yani kağıt üstünde uçan kaçan bir işlemci. Ama bir oyun açıyorsun, işte shader'lar yok, kaplamalar yok oyunda, siyah beyaz görüyorsun vesaire vesaire. İşlemci ve grafik işlemcisi optimizasyonda zayıf kalıyorlardı. İşlemcinin yeni olmasından kaynaklanıyor aslında. Ve üretim mimarisi tarafında işte bugün Samsung 14 nanometre işlemci üretiyor. Az ısınıyor, az güç tüketiyor bilmem ne. İşte Huawei bu işlemcilerde 20, 24, 28 nanometrelerde tıkandı kaldı. Aşağı inemiyor. Aşağı inmesi gerekiyor ki hem teknoloji yakalasın. Teknoloji yakalasın, az güç tüketsin, az ısınsın vesaire vesaire gibi şeylerle. Intel'de şimdi Skylake'de 14 milyon nanometre geçiyor ve mobilde de aynısı olacak. Yani işte bunlar hani bu açıdan Huawei'de belki Intel, işlemci tarafında kendi Intel modeli... Intel işlemci kullanan telefon kullanır mısın? Kaçar mısın yoksa? Kaçarım ya, çok sıcak bakmıyorum. Ya bu Intel bu işi oturtamadı ya. Yani mesela Asus Zenfone 2'den de o yüzden biraz soğuk duruyorum. Yani açık konuşmak gerekirse çok da ilgimi ofiste çekmiyor. Ofiste görüyorum her gün elinde mancık mancık. Ya işte kurcalama işleri için. Hani baktığın zaman benim gözümde bir Exynos, bir Qualcomm kadar Intel mobil tarafta oturmadı yani fikir anlamında. Şunu demek istiyorum. Yıllardan beri çok ciddi uğraşıyor Intel bunun için. Uğraşıyor evet. Ve yurt dışında bir yöneticiyle görüşmüştüm bunun için. Bana şey demişti. Çok büyük bir gemi bu. Ve bu gemiyi bir anda mobile çeviremiyorsun. Aynen öyle. Taka değil yani ufak tefek dümeni kırın. Ya zor tabii ki yani. Bir de karşında çok ciddi iki rakip var yani. 20 yıllık mobil tarafında 20 yıllık başındaki CEO'sunu falan kovdular. İşten çıkarttılar. Yeni ekip getirdiler falan. Çok ciddi şeyler yaptılar aslında. O adam dünyalarını yapmıştır ha tazminatla. Şu kafanın nereye gidiyor? O adam şu anda Meksika sahilinde oturmuş. Malibusunu içiyor. Rahat rahat takılıyor. Hiç sorun sıkıntı yoktur büyük ihtimalle. Aynen öyle. Çünkü de aramıyordur yani. İntel'den kovama falan böyle. Ya da kendi dükkanını açmıştır. Aynen. Kendi kendine ufak tefek bir şeyler yapıyordur falan. Hobi anlamında. Ya işin şakası bir yana Intel bu işi yapamadı. Ya şimdi performans anlamında yapmış bile olsa algısal olarak yapamadı bence. Hani şimdi... Biraz insanlarda şey var ya. Intel mi? Acaba mı? Telefon var. Tarafında var. Şimdi telefon bilgisayar tarafında yok. Bilgisayar tarafında. Bilgisayar tarafında gözü kapalı insanlar Intel seçiyor ama. Zaten orada tekel abicim. Kimse yok ki. Ya AMD var. Işte. AMD var. O da var mı yok mu belli değil. Yani evet biraz sıkıntı yaşıyorlar Intel biraz karşısında. Biraz çok sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi telefon tarafında Intel ne bileyim ya çok bana şey gelmiyor. Hani böyle mobil sıcak gelmiyor. Sıcak gelmiyor. Yani böyle çok ilgimi çekmiyor açıkçası Intel işlemcili telefon olayı ama konuya dönelim. Şimdi Huawei'nin şöyle bir sıkıntısı var. Her şey güzel. Mesela Mobilya Kongresi'ne gidiyorsunuz Barcelona'ya. Huawei fethetmiş oluyor Barcelona'yı. İşte her yerde billboardlar, inanılmaz bir marketing. İşte mecbursun abi. Gelen her Huawei'nin üst düzey yöneticisine tahsis edilmiş özel araç şoförüyle birlikte. İşte araçların içinde 4G'de atıyorlar gezerken. 4G geziyor yani araç. Yürüyen 4G. Biz daha burada gelecek mi gelmeyecek mi tantanasındayız. Adamlar Barcelona'ya geliyorlar. Yok yok gelecek. 26 Ağustos'a ertelendi. Ama işte büyük Çin malı gelecek. Algısını bir türlü kurtaramadılar gibi. Ama bu seriyle bence o olay bitecek ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. P7'de insanlar belki muallakta kalmış olabilirler dediğin konuyla ilgili. Ama P8'de o algı kırılacak. Ama şöyle bir şey var. Bence benim tahminim. Yani Türkiye için konuşalım. Yüksek fiyatlarla girecekler yine. Ama abi ürettiğin telefon üst düzey telefon. Üst düzey de abi şimdi biraz marka tanınırlığı, biraz tercih edilme seçeneği için biraz karı biraz aşağı çekeceksin yani. Hem benim telefonum çok tanınmıyor, hem Çin malı algısı çok yüksek. Tahmini fiyat ne? Bilmem ne diyeceksin yani. Tahmini fiyat ne? 2499 mu? O civarlarda. Biraz daha üstü de olabilir. Üstüne çıkacaklarını zannetmiyorum. Ya inşallah çıkmazlar ama şimdi 2500 lira desen, 2500 lira desen Samsung Galaxy S6 alabiliyorsun 100 lira daha üstüne koyup. Bak psikolojik bir sınır var. 2499'un 100 lira üzerine çıkarsan eğer S6 var. Şansı yok. Baktığın 2699 zaman. Yaparsan eğer S6'ya 2700'de 3000 seviyesi arasına el uzatmış oluyorsun. Aynen. En pahalı telefon sınıfına giriyorsun. 2999 lira fiyatta çıkıyorsan derler ki hop kimsin hayırdır. Aynen. Kime bakmıştın canım derler. Aynen. Evde yokuz deyip görmezden gelirler. Yani bugün fiyat anlamında bence yani bugün 2900 seviyesinde S6 Edge satılıyorsa, M9 Plus satılıyorsa olmaz. Yedirmezler. O yüzden benim tahminim 2399-2499 bandında çıkacak bu telefon. Ya ben son kullanıcı kafasıyla düşünüyorum. Şimdi hem editoryal olarak hem sonuçta bizler de satın alıyoruz böyle şeyleri. Hani
2499 dahi şu an için bence fazla bir rakam. Niye? Çünkü 2499 liraya baktığı zaman işte Ascent P8 diyor. Ülkemizde Huawei'in adını düzgün söyleyemeyen trilyon tane insan var. Şimdi abi öyle marka diyorsun da, algısı şu anda zayıf. Tamam öyle diyorsun da HSBC'yi doğru düzgün söyleyen var mı? Yok. Herkes gidiyor parasını yatırıyor. Neredesin? HSBC'deyim. Sen neredesin diyor. HSBC. En güzeli de o yani. HSBC'deyim diyor sana. HBCG diyorlar mesela. Yani söyleyemiyor insanlar. Evet söyleyemiyor ama söyleyemediği bir şey. Şimdi banka ayrı, telefon ayrı. Hani şimdi... Ya ben de örnek veriyorum. Ha, tercih eder misin? Tabii. Bazı sigaralar var. Kimse adını söyleyemiyor. Vigeroy versene diyor adam mesela. Vigeroy diye mi okunuyor bilmiyorsan herkes anlıyor. Ucuz diye mi diyor? Ya büyük ihtimalle. Yani bir ihtiyaç abi bu. Şimdi bak şöyle bir şey var. P7 kullandın mı hiç? Kullandım biraz. Ne kadar? Ben bir ay yakın kullandım. Ben de bir ay yani kullandım. İkinci telefon olarak kullanıyorum. Kullandığım telefonu. Bir ay yakın kullandım. Tasarımı çok güzeldi. Çok iyi. Kamerası da çok iyiydi. Ön kamerası da çok iyiydi. Çok çok iyiydi ön kamerası. Yani zaten selfie'ye odaklanarak böyle bir çıkış yapmak istediler. Başardılar da bence. Şimdi P8'de kamera ne olacak abi? Yani 13 megapiksel, 8 megapiksel ana kamera, arka kamera. Şimdi çözünürlük aynı. Sensör tarafında neler yapacaklar bilmiyoruz tabi. Sony'den mi alıyorlar sensörü? Muhtemelen. Evet, Sony çünkü her yere, yani Sony bugün iPhone'a bile sensörünü sokturuyorsa kasanın içine. Ya sorucular şey diyor mudur ya işte. Şurada şu, abi oraya da malı biz veriyoruz. iPhone'un kamerası bizden iyi, sensörü bizden aldılar abi falan böyle. Ya, direkt, ona da biz veriyoruz abi malı. Sony böyle yani, orta malı böyle. Şey tam esnaf, ona da biz veriyoruz. Aynen. Konuya dönelim. Mevzu şu, bence bu tasarımla, yani bu tasarım derken P serisinin oturmuş tasarımıyla işler güzel gidecek gibi gözüküyor. Ya güzel gidecek bence işte marka tanınırlığı ve katılıyorum. Biraz 2199 olursa aynen. Patlatırlar. Aynen ya da 2000, İyi bir tanıtımda. 2000-2200 lira aralığında güzel bir satış yaparlar diye düşünüyorum ben de. Ben de. Çünkü ya dediğim gibi Kirin işlemcisi tam bir soru işareti. Şimdi Snapdragon 810 dedim mi çok ısınıyor deyip geri çekebilirsin kendini. Bir dakika. 808 dediğin zaman. S6'ya kaç nanometrede çalışıyor işlemcisi? 14 nanometre. Intel'i yakalamıştı adamlar. Yani mobilde akıllı telefonlar piyasasındaki şu anda üretim mimarisi en gelişmiş işlemci S6 ve S6 Edge'de var. 14 nanometre. Daha iyisi yok şu anda. Ona en yakını Qualcomm 810'u 20 nanometre. 14'ün altına 10'da inersin ancak. O da kolay değil. Ya 12'ye bile insan çok büyük iş. Ama şu anda hani insanların kafasında şöyle bir şey var şimdi. Snapdragon 810 dediği zaman artık insanlar, bu işi yakından takip eden insanlar diyor ki çok ısınıyor. Bir. Çok ısındığı için frekans hızı sürekli düşüyor. İki. Onun yerine 808 tercih ederim. Üç diyorlar. Snapdragon 810'u bir kenara koyuyorlar. Samsung'un Exynos 7420 dediği zaman diyor ki 14 nanometre işlemci. Az ısınıyor, az güç tüketiyor. Samsung sayesinde hızlı pili bitse hızlı şarj oluyor diyorlar. Yani bu işlemci hakkında fikirleri var. Evet. Ama Kirin 935, 930 işlemcisi şu anda kağıt üstünde bir işlemci. Peki şöyle bir şey olur mu sence? Huawei Kirin'le çıkar. Aradığını bulamaz. Arkasından 6 ay sonra Plus modasına uyar mı? Uymaz. Uyarsa da kendi işlemcisiyle gider yine. Bataryasını büyütür. Yıllardır kendi işlemcilerini kullanıyorlar. Ama bak Kaan şöyle bir şey var. Şimdi Huawei de oraya çok büyük yatırım yaptılar ama şimdi bak, kendi işlemcilerini. Tamam. Huawei de çok büyük. Bilmeyen izleyicilerimiz varsa eğer onlara da söyleyelim. Türkiye'deki internet altyapısının 4'te 3'ü Huawei dedik mi aslında? Dünyadaki 3G, 2G, 3G, 4G, 5G her şeyde imzaları var. Huawei'nin tekelinde gibi. Her şeyde imzaları yani var. Yani çok ciddi büyük bir firma. Ve bu firma dedi ki ya arkadaş dünya krize gittiğinde biz yükseldik. Yani markamız çok iyi oldu. Bir de şu telefonun içine girelim dediler. Öyle. Şimdi diyor ki aynı kafayla biz dünya deviyiz. İşlemci de yapalım. İşlemcimizi kendimiz yapalım o zaman. Samsung yapıyor. Apple yapıyor. Intel yapanları kullananları var. MediaTek kullananları var. Qualcomm. Biz kendimiz yapalım dediler. Belki biraz erken girdiler bu işe. Ya bence erken girdiler. Ama bir yerden başladılar. Bir yerden başladılar da işte böyle P8 gibi böyle hiç sevmiyorum o tabiri de amiral gemisi modellerde. Şunu demeyin oğlum üst düzeydin ya. Amiral işte, gemisini batıracağım bir gün ya. Ben de batıracağım. Valla top ama atacağım hani batıracağım benzetme, yani. Tamam en üst düzey diyelim. Firmanın en üst telefonu diyelim. Yani burada kendi işlemcisi yerine bence bir Qualcomm... Vitrin telefonu olur. Diyelim ya buna. Vitrinde duran en kıymetli malı vitrine koyarlar ya. Vitrin malı teşhir diyelim mi? Ya. Öyle olmuyor oğlum. Ucuza teşhir, gidiyor o zaman. Teşhirin ucuza gidiyor. Teşhir, aynen. Şu teşhirin yani. Kutusu yok. Kurcalanmış. Kutusu yok. Kutusu yok. Bir şey yok. Şunu verin alalım gidelim ya. Uğraştırmayın ya. Şimdi bakıldığı zaman yani Kirin işlemcisi biraz şey soru işaretli bir işlemci.
Hani kağıt üstünde tamam iyi, güzel işler çıkartıyor. Benchmark'lar vesaire vesaire tamam ama işte gündelik kullanımda Kirin 930 bir Qualcomm bir Exynos'un verdiği sabit fikri şu an vermiyor. Evet Kaan, ağzına sağlık. Bu haftanın mobil trendlerini, mobil gelişmelerini toparladık. Siz sevgili seyircilerimize de aktardık. Umarım keyif almışsınızdır. Benim kısık sesim sizi rahatsız etti, kusura bakmayın. Değişik bir tarz oluşturacak ama sanki ya. Yok. Belki de herkes böyle iyileşince bile kısık konuş falan da diyebilir. Abi numara yapsana falan diye. Doktora gideceğim, düzelttireceğim. Bu arada televizyondan bahsedelim. İncelemesini çok yakında göreceksiniz. SUHD 65 aynen, inç. Samsung'un yeni nesil. Samsung'un yeni nesil. Kizen işletim sistemli 65 inçlik QWERTY 4K. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Bu da şey gibi, aynen öyle. Meksika serisinden. 65 inç QWERTY Tizen işletim sistemli. SUHD modeli aynen karşınızda. İncelemesini de hazırlıyoruz. Üzerine çalışmaya başladık diyelim. Yakında zaten yakında görmüş olacaksınız. Bu incelemeyle karşınızda reklam olacağız. Aldık. Kendi reklamımızı aldık. Araya. Aynen, kendi kendimize reklamını yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir. Evet, bir sonraki bölümde de görüşmek üzere diyelim. İlk bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.